Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Aralık Çarşamba. Antalya yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün dolu dolu yine yarış programımız var. Devam ediyor tabii ki. Gündüz İstanbul'da 8 koşulluk program, tek altılı. Aynı şekilde şu gördüğünüz program da yine 8 koşulu tek altılı bir program. Her iki programımız şu anda yayında. Bir de gün içerisinde bir Amerika yarışımız Gulfstream Park'ta olacak. Bunu da sizlere iletmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini verdikten sonra hemen fazla da vaktinizi almadan yarışlara geçelim arkadaşlar. Evet, birinci koşumuz saatler 17.45'i gösterirken Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentlik yarışıyla başlıyoruz. Ve burada baktığınız zaman 8 safkanın 8 dayın yer almış olduğu bir dörtlü ganyanın açılış programında yer alıyor. Tabi burası kolay yarışlar değil. Hem sentlik hem kum yarışları biraz bazı arkadaşların kafalarını karıştırabiliyor. Gerçekten haklı olarak, çünkü bunu Exet'te akşam Gulfstream Park'ta da görüyorsunuz. Gerçi orada 3 pist birden vardı ama sentilik ve kumun aynı yerde olduğu yerlerde biraz değişiklikler olabiliyor. O yüzden sürpriz ihtimalleri bu sene gerçekten Antalya'da maşallah diyelim. Yani yakalayan güzel bir parayı götürür desek herhalde gelir. Gerçi bizim de bir tane mi iki tane mi altılı tutturduk. Bir 5.5 verdiği, bir de ötekisini tam hatırlamıyorum ama en azından biz de bir siftah yaptırdık orada sizlere. İnşallah bugün de büyük bir ikram ile yakalatırsak ne güzel olur diyebiliriz arkadaşlar. Tabii fazla sözü uzatmayalım. Ben hemen yorumlara geçeyim. Ben burada 5 nolu No Name Hero. Bu Oxbow temsilcisi Müslüm Çelik'le startlıyor. Yarış hayatına güzel bir dördüncülükle başlayan ve bayağı da yakışıklı bir at görüntüsünü olan. Gerçi hepsi de yakışıklı birbirinden güzel safkanlar. Ama 5 nolu safkan bence hazırlık olarak da iyi gözüküyor. Kazanmaya da bir ay yakın olduğu için dörtlü gayana ben tek olarak önereceğim 5 nolu No Name Hero Müslüm Çelik'te. Günün ikinci koşusu 7'li plase ve 3'lü ganyan ağımızın başlangıç ayağı handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışıyla başlıyoruz. Ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuda gerçekten 7'li plase başlangıç ayağı da biraz sürprize bayağı uygun bir koşu gözüküyor. Zor bir koşu daha doğrusu. Burada 1 ve 6 nekir oldu yarışta. Ben 5 nolu Bersun Ateşi'yle başlayacağım. Bu ateş topu temsilcisi Halil Polat'la. Son üçüncülüğü oldukça tatmin kalan safkan iyi de hazırlık devresi geçirince ben de ilk sırayı yer aldı. Daha sonra 6 nolu Cihan'ın Gülü. 1 nolu safkanla ekir olan bu Özgün Han temsilcisi Fatih Rüstem Bebek'le yine kendine uygun rakipler arasında şanslı gözüküyor. Ve son olarak da son 5.liğini beğendiğim, her geçen gün daha iyi duruma gelen, handikap puanı çok düşük olsa da bugün 9 nolu Yıldız Kümesi'nden güzel bir yarış bekliyorum. Sercan Tırpan'la bomboş kürosu ile. Yani 5-6-9 geçeceğim bu sürprizi de olsa 7'lik piyasaya yana. Önemli olan zaten 7'lik piyasada sürpriz atları bulmak. Gerçi bir sürprizi buluyoruz. Arkasına bir favori takılıyor. 7'lik piyasanın cazibesi yok oluyor ama ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına. Ve 11 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 8 nolu Puppies of Peace. Bir Astrakhan temsilcisi Nizamettin Demir'le startlayan safkan yine güzel bir form yakaladı. İkincilik, üçüncülükleri oldukça tatminkar ve iyi hazırlıklarıyla bugün benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim oldu. 8 nolu Peoples of Peace. Daha sonra 1 nolu Kuyruklu Yıldız. Smart Robin temsilcisi ağır kilosuna rağmen Müslüm Çelik'le yine şanslı verdiğim diğer safkan. 3 nolu Merinos Yasin ve Hakkar temsilcisi Onur Öztürk'le startlayan safkan da yine iyi görüntüde, iyi hazırlıklara sahip, en azından uygun grupta start alıyor. 2 nolu Power Rhythm şu anda satış listesinde olan bir safkan. Bu Invisible Sun temsilcisi Çetin Can Bulat da en azından satılmadan sahibine güzellik yapıp bir birincilik yapabilir. O yüzden bu safkanın da iyi durumda. 2 nolu Power Rhythm'i yazalım. Bir de son olarak da 7 nolu Paco Jet. Bu Paco Boy temsilcisi Fırat Arslan'la en azından hazırlıklarını beğendiğim bu safkanlarla güzel bir yarış bekliyorum. 8, 1, 3, 2, 7 bu zorluk koşudaki benim sıralama oldu. Günün dördüncü koşusu altılı ganyan ikinci ayına geldik ve sentilik yarış var. Yine handikap 16, Aprantia'ya mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik sentilik yarışı. 4 ve 10 nolu safkanlar ekürü, 5 ve 9 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü arkadaşlar. Ve 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben de 12 nolu Real Champion. Bu Momentum temsilcisi, bu kardeşimin ismini karıştırıyorum bazen de, Eren Dursun Ökten'le start alıyor son dördüncülüğü. Fena değil mi safkan? Hazırlıkları da iyi gelince ben bu safkanı ilk sırada şans vermek istedim. 9 nolu End of the Road. Bir isimden kendi temsilcisi Aziz Akdemir'le start alan safkan da 5 nolu safkanla ekürü olan bir isim. Ekürüsü de çok formda bu aralar.
O yüzden ben her iki ekürü de ön plana tutuyorum. Daha sonra 4 nolu Bayasit bu safkan da 10 nolu safkanın ekürü. En azından ekürlerde birer at avantajımız da var. Bu safkan zaten kalitesini anlatmaya gerek yok ama sürekli el değiştiriyor. Bugün Mahmut Karakeçi ekürüsüne ait. Bu safkan ekürü avantajı da yine çok formda ve hazırlıkları iyi. 1 nolu Power Smell, Invincible Sun temsilcisi ağır kilosuna rağmen Halil Yolaçıcı ile start alacak bu safkan da kendine uygun rakipler arasında ve çok formda son yarışını kazanan bir isim. Aynı şekilde 2 nolu Royal Uygur, bu değirmen derili temsilcisi de Kaancan Gökçeli'ye yine şanslı gördüğüm isim. Zaten orijinini de beğeniyorum, bu değirmen derili gerçekten iyi bir distant relative'in kardeşi zaten, yani Luxor'la baba kardeşi. 2 nolu Royal Uygur'da yazdıktan sonra bayağı 12-9-4-1-2 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldik. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında kısa vade 7-4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentetik yarışı. Ve 10 safkan arasında koşuna kalan bir yarışta 8 dolu Tek Çarem, bu Kaysberg temsilcisi Ayhan Kurşun'la yakalamış olduğu güzel ve etkili formu olan bir isim. Son 4 yarışın 3 birincili bir ikincili olan bir isim. Ve bu pistte de çok etkili koşan ve iyi hazırlıklarla start alacak olan bu safkan benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim oldu. 8 dolu Tek Çarem. 6 nolu Özbil'den, bu Özgüran temsilcisi Müslüm Çelik'le yine güzel bir formu var ve bu piste de etkili bir isim. Ve son olarak da 1 nolu Akkuş Bey, bu Oymak Bey temsilcisi Muhammed Birbilgin'le ağır kilosu rağmen güzel formuyla şans verdiğim diğer safkan. 8-6-1 bu koşu için önerdiğim isimle. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Altılı Ganyan 4. ayağında handikap 15, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına 1 ve 7'nin ekür olduğu 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 6 nolu Baboş Alper'le başlayacağım. Yavuz Sel temsilcisi Müslüm Çelik'te bu aralar güzel bir formu var. Oldukça da istikrarlı ve iyi hazırlıklarıyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim oldu. 6 nolu Baboş Alper. 4 nolu Sabırhan, Armando temsilcisi Nizamettin Demir'le yine oldukça güzel bir formu var. Son 3 yarışta 2 birincilik çıkaran bu isim yine burada bir hayli ön planda. Ve son olarak da 3 nolu Atlıkaya, bu Kuve temsilcisi bugün Levent Aptık'la start alıyor ve güzel bir formu var. En azından her pistte koşabilen bir isim. Bugün şans verdiğim diğer safkan oldu. 6-4-3 bu koşu için sıralama. Geldik günün 7. koşusuna. Altılı Ganyan 5. ayağında Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik yarışına ve 9 tayın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Mingunho, bir mendip temsilcisi Muhammed Birbilgin'le son ikinciliğinden sonra güzel formuyla, bir de 6 nolu Solid Friend, bir Grey Crawl temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la yine son yarıştaki güzel ikinciliğe eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. Ben bu iki safkan arasında yarış bekliyorum. Yani 4 ve 6 olarak benim de sıralama bu şekilde oldu. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına 10 ve 11'in ekir olduğu 15 safkanın yer almış olduğu koşu. Günün en kalabalık yerine geldik. Ve burada bir tane satış safkanı varmış. Duygu Tay 5 nolu safkan. Arkadaşlar ben burada 2 nolu Tuğçem, Sakarbaşı temsilcisi Mehmet Salih Çelik de start alıyor. Ve arka arka 2 yarışta ikincilik elde etti ama koşmuş olduğu gruplara göre bence bu grupta bir hayli ön planda. Safkan da çok formda. En azından kalabalık bu yarışta. Ben de genelde bu kalabalık yarışta ben tek adayım. Hiçbir şey bulamazsam buralara buluyorum ama gerçekten bu safkan da bu grubun üzerinde bir safkan gözüküyor. Mehmet Salih Çelik de bu aralar formda. Bence kazanmaya bir hayli yakın. O yüzden benim bugünkü banko limanım son koşudaki 2 nolu Tuğçem oldu arkadaşlar. Hemen şablonumuz bu şekilde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.